Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, geceniz hayır olsun, hoş geldiniz. Gelin bir kıssayla başlayalım bugünkü programa. Bir zamanlar Berşuş isminde bir abid varmış. Bir mağaraya çekilmiş, devamlı olarak Allahu Teala'yı zikrediyor, ibadet ediyor. Müslümanlar akın akın yanına uğruyorlar. Belli zamanlarda Allah rızası için gelenlere dualar eder. Allahu Teala da o duasının bereketiyle çok hastalara şifa ihsan edermiş. Bir gün padişahın kızı değişik hareketler yapmaya başlamış. Bir hayli rahatsızlanmış. Akli melekelerini kaybetmiş kızcağız. Hem dua etmesi hem de iyi olmaya vesile olması için Berşuş'un yanına getirmişler. Onun iki mağarası varmış. Birinde kendisi kalır, ibadet eder, diğerinde de bazı günler o hastaları alırmış. Orada şifa bulması için dua edermiş. Ekseriyette de bu dua kabul edilir, hastalar şifa bulurmuş. Delirmiş olan padişahın kızını da getirmişler, ikinci mağaraya koymuş gitmişler. Abid dua etmek için yanına gidince hepimizde uğraşan şeytan ona da gelip musallat olmuş. Bak demiş, ne hoş, ne güzel bir kız. Deli olduğu için de sana bir tehlike yok. Çünkü zaten aklı başında değil ki. Kimse bunun sözüne itimat edemez. Fakat sen güvenilir bir kimse olduğundan herkes senin dudağından çıkanlara inanır. İyi bak, bak ne kadar güzel, ne kadar cazibeli diye diye onu baştan çıkarmaya uğraşmış. İlk başlarda aklından geçen bu düşüncelere karşı koymaya çalışan Berşuş, nefsine hakim olamayarak şöyle başını kaldırıp kıza bakınca yine şeytan hemen aklına girmiş, tahrik etmiş ve nihayet abid o kötü işi yapmış, zina etmiş. Bu durumdan pişman olan Berşuş'un karşısına yine dikilmiş şeytan. Sen ne yaptın? Biliyorsun babası zalim bir padişahtır. Yarın kızı akıllanır, durumu babasına anlatırsa halin senin nasıl olur? diye korkutmuş. Peki bunun çaresi nedir diye düşününce bu durumdan senin kurtuluşun yok demiş şeytan. Durumun çok tehlikeli. Ancak bir tek çare var. O da kızı öldürür, götürür şu falan falan yere gömersen. Babası gelir sana kızın yerini sorar. Kızınız iyileşti, bir şey kalmadı. Benden müsaade istedi, döndü deyip geçersin. Sana çok güvendiklerinden inanırlar. Sen de böylece bu durumdan kurtulursun demiş. Berşuş bu fikri uygun bulmuş. Maalesef kızı mağaradan çıkarıp şeytanın dediği yere götürmüş ve öldürmüş, ardından gömmüş. Şeytan kızı öldürttükten sonra bu defa babasının yanına gitmiş. Vesveseler vermiş. Sen burada ne duruyorsun? O berşuş olacak adam kızını öldürdü falan falan yere gömdü. İnanmazsan git bak. Kızın iyileşti falan derse de sakın inanma. Kızının cesedi şurada. Padişah hışımla mağaraya adamlarını göndermiş. Gidenler kızı sorduklarında benim bir şeyden haberim yok cevabını alınca inanmamışlar. Tam şeytanın tarif ettiği yere gidip orayı kazınca kızın yeni gömülen cesedini bulmuşlar. Derhal abidi yakalayıp ellerine kelepçe vurup idam sehpasına götürmüşler. Ertesi gün idam edilecek. İdam etmek üzere ilmi boynuna geçirmişler. Halk heyecan ve kınamayla bağırarak çağırarak bu idamın gerçekleşmesini bekliyor. Tam o anda şeytan yine geliyor. Bu sefer abid şeytanı halkın arasında insan suretinde görünce ''Sen neredesin? Bak ne felaketleri başıma getirdin.'' beni idam ediyorlar. Bana bir çare bul. Beni kurtar." diye yardım istiyor. Şeytan, "Seni kurtarırım ama çok zor. Yalnızca bir şartım var. Bunu yaparsan kurtarırım." Abit, "Olur." diyor. "Hemen söyle ne şartın varsa kabul ediyorum." Şimdi diyor. "Seni buradan kurtarabilmem için bana şöyle bir secde etmen lazım." Berşuş, "Ben bu haldeyken nasıl sana secde ederim?" deyince şöyle göz ucuyla secde etsen de bana olur diyor. Kıssa bu ya, Berşuş o şekilde secde ediyor, imanı kaybediyor ve küfür üzere imansız olarak gidiyor, asılıyor. Kardeşlerim, işte küçücük bir günah olan bir bakış zinaya, zina bir katliama, o da sonunda küfre kadar sebep olabiliyor. Aynen böyle. Biz bugün tehlike dendiği zaman ya bir sel felaketi, yangın felaketi, deprem, şu dünyada canımızın yanacağı, moralimizin bozulacağı tehlikelerden bahsediyoruz ama aslında en büyük tehlike bugün sizlerle paylaştığımız mevzu. Dünyadaki tüm tehlikelerden daha büyük bir tehlike. Amellerini, iyiliklerini büyük görmek, günahlarını küçük, değersiz görmek, diğer insanlara tepeden bakarak şeytana kanarak daha şimdiden kendisinin sonunun cennette olduğuna kesin kanaat etmek. Halbuki yeryüzünde kimse yoktur ki ahiretteki sonunu dünyada kendisi bile bilsin. Kardeşlerim, çalışmadan, emek vermeden bir şey olmuyor değil mi? Bakkaldan bir ekmek bile alamıyoruz. Şu dünya hayatında keyifle çalışan insanların olduğunu düşünmüyorum. Kimse gülerek, eğlenerek çalışmıyor. Ama çalışmaya da mecbur. Şu trafiğe katlanmak, şu zor şartlarda, bereketin kaybolduğu zamanlarda kafa yormak, emek vermek zor. Mecburuz. Çünkü çalışmazsak bu dünya hayatında aç kalır, susuz kalır, perişan ve muhtaç hale geliriz. İşte bunun için birçok insan ağır şartlar altında çalışmakta. Mesela Aylarca çoluğunu çocuğunu göremeyen insanlar var, tır şoförleri var değil mi? Sıcak havalarda güneşin o hararetine tahammül göstermeye çalışan tarlalarda kimler var? Bu insanlar güle oynaya mı bunu yapıyor? Hayır. Çünkü mecburlar. Dünya hayatında çoluğu çocuğu müşkül kalmasın, perişan olmasın, ona buna muhtaç olmasın. İşte ahiret içinde aslında durum böyle. Kimsenin canı keyfi çalışmak, ibadet yapmak istemese bile Allah'ın gazabına uğramamak, o cehennem ateşinde yanmamak, ahirette perişan olmamak için yüzünü Allah'a döndürmeye mecbur. Nasıl şu dünya hayatında o çok önemsediğimiz ele rezil olmak, başkasına muhtaç olmak istenmiyorsa ahiret hayatında da perişan ve muhtaç olmayı istememeliyiz. Allah katında en şerefliniz, Allah'tan en fazla korkanınızdır buyruluyor. Kardeşlerim, biz bu kadar kendimizden emin cennet hayalleri kurarken, insanlara tepeden bakarken peygamberlere biraz nazar edelim. Onlar da amelsiz olmamışlar. Allahu Teala onları yaratılışlarında özel yaratmış. Onları peygamber olarak var etmiş, onlar üzerinden kabir azabını kaldırmış. Onlar için cehennem azabı olmadığı halde yine de peygamberlerine itaat ve ibadet etmelerini emretmiş, onlar da asla bu emre itaatsizlik etmemişlerdir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın mahbubu ve dostu olmasına rağmen en çok ibadeti yapan Allah yolunda eza ve cefaya katlanandı. Sallallahu aleyhi ve sellem Maalesef şu dünya koşuşturmacası birçok şeyi unutmamıza sebep oluyor. Ahireti de unutuyoruz. Aslında biliyoruz ki dünya hayatı devamlı değil. Elimizden çıkacak. Biliyoruz ki eğer yaşarsak mutlaka ihtiyar olacağız. Ne kadar ihtiyar olmamak için şu kremleri, şu malzemeleri, şu ilaçları kullansan da, şu kadar şu kadar ameliyat olsan da Derini gerdirsen de, dünyanın parasını döksende, hepsi bir süre bunu yavaşlatabiliyor, ama yaşlanma var oluyor. Dişler dökülüyor, hastalıklar geliyor. İnsan ihtiyarlayınca o zaman ölümü düşünmeye başlıyor. Herkes aslında biliyor ki, yani ben ateistim diyende, kafir olan da işte Müslüman olan da herkes biliyor ki ölüm var. Herkes biliyor ki dünya hayatı devamlı değil ve tüm üzerindeki nimetler elinde kalmayacak, geçici bir süre verilmiş ve elinden çıkıp gidecek emanet, o emaneti verene teslim edilecek. Bunları bilen bu dünya mesaisinin sonu olmadığını, her şeyin elinden uçup gideceğini, kendisine bir şey kalmayacağını bilen insan yüzünü Allah'a dönmeli. Çok enteresandır kardeşlerim, biz insanlar hangi icatları yaptık, hangi başarıları kazandık biraz düşünecek olursanız, koca koca dağları, mağaraları delen makinalar icat ettik değil mi? Yer altından tüneller, aşılmaz denen yollar o tünellerle aşılıp geçiliyor. Bunca mahareti olan insan aynı zamanda ne kadar aciz olduğunu da anlıyor. Dağları delen insan, beynine bir pıhtı attığında bir adım atabilmekten aciz hale geliyor. Mikroskoplar üretiliyor, geliştiriliyor artık atomlar, hücreler en ayrıntılarına kadar izleniyor. Bu kadar gözüyle göremeyeni dahi gören insan vakti geldiğinde önüne dahi bakamayacak duruma geliyor, aciz oluyor. İşte insanlara kibirle davranmamızın, kendimizi cennetlik, diğer insanları cehennemlik gördüğümüzden, kendi ibadetlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı büyük görüp kendi günahlarımızı küçük gördüğümüzden bu durumları yaşıyoruz. Halbuki ne kadar acılara karşı tahammülsüz durumdayız, ne kadar sabırsızız. Kardeşlerim başımız ağrıdığında lütfen hatırlayın belki şu an dinlerken başı ağrıyanlar vardır. Neler yapıyoruz, neler içiyoruz, neler sürüyoruz değil mi? Başımızı bağlıyoruz, dişimiz ağrıdığında, belimiz ağrıdığında, kulağımız ağrıdığında örneğin neler oluyor? Hiç keyif alabiliyor muyuz hayattan? En sevdiğimiz insan yanımızda olsa dahi onun bir çift kelamı bizim kafamıza bir çekiçle vurulmuş gibi gelmiyor mu? Tahammül edemiyoruz. Bu kadar dayanıksız haldeyiz. Sabahsa eğer acaba akşam olur mu? Buna inanamıyoruz. Bu acıyla ben nasıl yaşarım diyoruz. Daha biz dünyada bir saat, üç saat, hadi bilemedin bir gün süren bu acıları tahammül edemezken, Allah korusun, cehennemde bir seçenek ve hiçbirimizin garantisi yok. Bu durumu nasıl idare edebiliriz? Nasıl milyonlarca sene örneğin cehennem ateşine tahammül edebiliriz? Allah muhafaza. Küfürle eğer gidilirse geri dönüş yok ve küfür ehlinden olup olmayacağımızın da şu an garantisi yok. O sebeple ne olursa olsun, kim olursa olsun bir insan nasıl havalı havalı yürüyüp diğer insanlara tepeden bakabilir ki? Kendimiz çok kuvvetliyiz, şöyleyiz, böyleyiz diyoruz ya. Bazen de tüm o güç elden alınıyor. İşte o zaman anlıyoruz ki bu güç bana ait değilmiş. Bana belli bir süre verilmiş. Ellerimiz tutmaz olduğunda, kuvvetten kesildiğimizde o zaman bazı şeyleri anlıyoruz. Mesela, hastalandık, hepimizin başına gelmiştir. Üşüttük, boğazımız, midemiz ağrıyor. Ne kadar kuvvetsiz kalıyoruz değil mi? Yataktan kalkıp da abdest alacağız veya bir bardak su içeceğiz. Yanımızda birileri olmasa ayakta duracak takatimiz olmuyor. Yanımıza yeni emekleyen bir çocuk gelse mesela, elindeki sopayla bize vursa ona karşı koyacak kuvveti bile bulamıyoruz. İşte yarın bizim için nedir, ne bizi bekliyor, bunu bilemiyorken ve bugün benim, ben kazandım, ben olmasam siz hiçtiniz, benim yüzümden böylesiniz diye naralar atıp cakalar sattığımız o paranın, o bankadaki hesabın, malın, mülkün, arsanın, konumun, şunun bunun akrabası veya tanıdığı olmanın, hiçbir şeyin hükmünün geçmediği zamanlar bizi bekliyor. İşte o sebeple tehlikenin aslında en büyüğü budur acaba atom bombası mı atacaklar? Yeryüzündeki insanları silecekler mi? Şu oyunları mı oynayacaklar? Bunları mı tezgahlayacaklar? Evet bunları da düşün. Ama bu senin bir kez yaşayacağın bir ölüm. Peki ahirette o ölüm acısını en az günde 60 defa çekmek var ki en hafif azap şekli. Yani kardeşlerim arada bunları tekrarlıyor olmamızın sebebi nefsimizin bunları çok çabuk unutmasıdır. Bizler maalesef dünyaya o kadar çok daldık ki dünyadaki itibara, şan şöhrete, bu dünyadaki adaletsizliğe öyle çok alıştık ki kimin kulu olduğumuzu da unutuyoruz. Hasan-ı Basri'nin Allah ondan razı olsun güzel bir kıssası var. Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün bir kralın kölesinin öyle çarşıda ellerini çalımla sallaya sallaya gururla fiyaka içinde yürüdüğünü görmüş havalı bir şekilde yürüyor. Demiş ki, şu köleye bakın. Şu kafir padişahın kölesine bir bakın. Bir kafirin kölesi olduğu halde, efendisi padişah olduğundan ne kadar gurur duyuyor ve o gururun neticesi olarak böyle azametle yürüyor. Halbuki ben öyle bir zatın kuluyum ki, yer ve gök onun emrindedir. Öyle bir Allah'ın kuluyum ki, Kainat onun tasarrufundadır. Bense oturuyorum da bir kafir padişahın kölesi çolumla caddelerde yürüyor. Aslında benim öyle yürümem icap eder ve kalkar caddeden o kibirli yürüyüş sahibinin karşısında öyle bir fiyakayla kollarını sallaya sallaya yürür ki onu gören halk hayrette kalırlar. Acaba yine ne gördü ne işitti de böyle fiyakalı fiyakalı yürüyor? şaşırırlar. Birazdan tekrar arkadaşlarının yanına geldiğinde efendim derler. Siz ne gördünüz ki böyle bir anda fiyakalı yürümeye başladınız? der ki: Az önce şuradan geçen bir köle vardı ya, bir kafir padişaha köle olmaktan dolayı onun duyduğu gurura baktım. O gurur neticesi yürüyüşündeki çalıma baktım. Düşündüm ya dedim. O böyle olduğu halde neden ben onunki kadar gurur ve onur duymuyorum. Aslında benim gurur duymam Allah'ın kulu olmaktan dolayı benim çalımlı, fiyakalı yürümem lazım gelir dedim kendi kendime ve gördüğünüz gibi kalkıp ondan daha fiyakalı yürüdüm onun karşısında. Gerçekten böyle değil mi? Rabbimizin vermiş olduğu iman nimetinin değerini bir bilsek, iman nimetini vermekle bizde bir noksanlık bırakmadı. İmandan daha değerli verilecek bir hediye var mıdır? Nimet var mıdır? Her şeyin nefse hoş geldiği ve günaha dalmanın, günah işlemenin belki de en kolay, en olası olduğu zamandayız. Maalesef artık anlatılanlar pek değerli görülmüyor. Artık anlatılanların pek de tesiri olmuyor. Çünkü dünyaya muhabbetimiz, keyfimiz ve safamız çok arttı. Allah'ın emirlerine muhalefet artık sıradan hale geldi. Helal ve haram gözetilmez halde ve bunlardan dolayı da şu programlarımız veya alimlerimizin vaazu nasihatleri tesir etmiyor. Artık nefsi, nefsi zamanı olmuş. Ve nasıl ki yaptığımız günahları küçük görüyor ve bunlar birleşerek büyük günahlara dönüşebiliyorsa, bunun tam tersi de hasıl oluyor. Ondan da bahsedelim bir kıssayla. Efendim, bir zamanlar Bişir isminde bir zat vardı. Yerde gördüğü ve üzerinde Allah Celle Celaluhu ismi yazan bir kağıt parçasını hemen gördüğü gibi yerden kaldırdı, bir güzel temizledi, yıkamaya çalıştı, sonra yüksekçe bir yere, bir duvarın kovuğuna bıraktı. O anda bir ses işitti. Ya bişir. Sen benim ismimi yerden kaldırdın, yükselttin. Ben de senin ismini dünya ve ahirette yükselteceğim. Bişir bir nara atar, oracıkta günahlarına tevbe eder ve pişmanlıkla Allah'a yönelir. Ondan sonra Allah yolunu tutar. Öyle meşhur olur ki herkes onu tanır. Ama yine de başı açık, ayağı çıplak ve fakir bir hal üzere yaşamaya devam eder. Yaptığımız o küçük iyilikler bunda ne var ki diyeceğimiz şeyler de bizim günahlarımızın erimesine sebep olabilir kardeşlerim. Veya tam tersini. Sene 2024. Bu devirde şu günah olur mu canım deyip nefsimize uyup devam ettiğimiz günahlar da programın başındaki kıssadaki gibi daha büyüklere sebep olabilir. Bugünün belki de en sıradan günahlarından bir tanesi gıybettir. Kişi adam öldürmekten, zina etmekten, içki içmekten korkmakta ama alimlerimizin dediği üzere bunlarla eşit olan gıybet günahına önlem almamaktadır. Değersiz ve başıboş şeylerle vakti geçirmek, en önemli değer olan zaman hazinesini boşa harcamakta günahtır. Maalesef bunlar bugünün en sıradan, en önemsiz halleri olarak aklımıza gelmekte. Ama şu anlattıklarımızın kalbe girmesi o kadar zorlaşmış ki. Aynen o asi kavimlere benziyoruz. Hadi bize bir mucize göster dediler peygamberlere. Allahu Teala'nın izniyle peygamberlerinin duası kabul oldu. Mucizeler geldi, sonra tekrar şımardılar kendilerinden önceki kavimlerin başına neler geldiklerini bildikleri halde şımardılar, dünyaya daldılar. Biz de maalesef o eski kavimlerin hayatlarına artık çok yakınız. Bir kulağımızdan giriyor bu programlar biliyorum, bir kulağımızdan çıkıp gidiyor. Dünya koşuşturması, meşgalesi, sosyal medyadaki, televizyonlardaki ilgi çeken, nefse hoş gelen şeyler bunları unutturuyor. Peki biz ne yapacağız? Oturup bekleyecek miyiz? Hayır. Bunları gündemimize tekrar almaya, hafızamızı bunlarla yoğurmaya ve imanımızı muhafaza etmeye çalışacağız. Allah korusun, iman gittikten sonra tüm dünya senin olsun. Sağlığın gittikten sonra derler ya. Adama şu kadar ömür biçilmiş. Bütün vücudu hasta, iflas etmiş. Yanına biri gelip dese ki, sana güzel bir haber vereyim. Nedir o, iyileşecek miyim? Hayır, öleceksin. 3-4 gün içinde bilemeyiz ama vücudun bitmiş. E güzel haberin ne? Sana bir akrabandan şu kadar miras kalmış. Umrunda olur mu o can çekişen, birkaç günlük ömrü kaldığını bilen hastanın bir sevinç emaresi görebilir misiniz? Aslında durumumuz çok değişik değil. Dünya hırsı, para kazanma hırsı, başkalarını geçmeyip, bir yarış gibi o ne der, bu ne der, şu şunu yapmış, ben de şunu yapayım türünden mal biriktirmek, paramıza para katmak derdinde hayatımızı tüketiyoruz. Allahu Teala cümlemizi bunlardan ders alanlardan eylesin. İmanı muhafaza ederek şu dünyadan göçebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Günahlarımız çok hem de çok. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sırat mustakim üzere doğru yol üzere cümlemizi yaşat. Gazze başta olmak üzere, Batı Şeria'da, Doğu Türkistan'da, Mayanmar'da, Arakan'da, Keşmir'de, dünyanın neresinde zulüm varsa, o kardeşlerimize yardım eyle. Hastalarımıza şifa buyur. Borçlu olan kardeşlerimize o borçlara ödemeyi nasip eyle. Bizi türlü afetlerden, iftira atmaktan, iftiraya uğramaktan, o günahlara dalmaktan, insanları daldırmaktan muhafaza eyle. Ailemize, yavrularımıza, ümmete hayır bereket nasip eyle. Ve ne olur bizim canımızı Müslüman olarak al. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sürçülisan ettik, affola. Haftaya cuma buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, və səlatu və salam alə rasulillah.